Evet, değerli arkadaşlar, değerli meslektaşlarım, sunumunu yapmak üzere Sayın Oda Başkan Yardımcım Turgay Karaver'e sözü bırakıyorum. Buyurun başkanım. Teşekkür ederim. Öncelikle sözlere başlamadan önce bir grip rahatsızlığından dolayı sesim biraz çatlandı olacak. O yüzden sizlerden şimdiden özür diliyorum. Sayın Dernek Başkanım, yöneticilerim, değerli kurul arkadaşlarım, saygıdeğer ilçe temsilcim ve yardımcıları, sayın basın, değerli meslektaşlarım, hepinizi Oda Yönetim Kurulum adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, konu biraz öncelik arz ettiğinden dolayı da sizlere öncelikle demin sevgili Ayretçin'in söylediği dört paragraf üzerine inşa edildi. Bu dört yapı bizim aslında yıllardır haksız rekabet diye yakındığımız olayın temel unsuru. Dünya ülkelerine baktığınız zaman haksız rekabet diye bir şey yok. Haksız rekabet kurulları suç unsuru var mı diye de baktığı da yok. Acaba meslektaşlarla ülkeler arasındaki unsurları neler, nasıl aralarında problemi aşabilmeleri için aralarındaki süspansiyonu sağlayan kurullar. Ama bizde maalesef farklılıklar var. Haksız rekabet alabildiğine gelişmiş vaziyette. Bir de demin Zonguldak örneği verdim. Zonguldak örneği prototip bir örnek. Yani en azından saygınlık anlamında. Anadolu'nun tüm illerinde haksız rekabet minimal. Çok küçük. Hatta yok denecek kadar az. Esas ana erter İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük iller. Dostluk, arkadaşlık yok. Alabildiğine problemlere karşılaşıyoruz. Tabii bunların arasında ne gibi örnekler verilebilir? Geçen bir arkadaşımız geldi. Hemen alt katındaki arkadaşa neden dedim ona sorup dedim, bu konuda bilgi almadı? Ulaşamadım diyor. Mantıklı mı? İyi. Ama maalesef bugün komşumuzla bile iletişim kuramıyorsak, yanınızdaki komşunuzun bile iletişim kuramadığımız bir toplum haline geldik. O yüzden de arkadaşım ben yadırgamadım. Ama şunu da anlayamadım. Yani onu yapabilirdi. Her gün önünden geçiyor. İletişim kurmakta zorlanıyoruz. Bu programın en büyük özelliği iletişim kurmak sizi zorunda bırakıyor. Yani bir şekilde defter aldığınızda veya verdiğinizde müşterinizi mutlaka iletişim kurmanız gerekecek. Çünkü sizin olurunuz olmadan fesih bile etseniz evetinizi almadan o müşteriyi öbür meslektaşın sözleşmesini yenileyemeyecek. Yani bir şekilde iletişim kuracaksınız. Aldığınızda da verdiğinizde. Şimdiye kadar böyle bir şansınız maalesef yoktu. Şimdi bu dört ana arterden birincisi ne? Birincisi sözleşme yapmamak. Şimdi sözleşme yapmadan da arkadaşlar işte biz aracılık sözleşmesi yapıyoruz. Orada da hizmet sözleşmesi yaptığımızı beyan ediyoruz. Demek ki bizler hep bir sözleşme yapıyoruz. Bu böyle mi? Maalesef öyle değil. Birçok arkadaşım hakkında rapor var. İşte Hayrettin söyledi. Daha yeni buraya gelmeden önce bir arkadaşım aradı. Benimkini bir düzgün okur musunuz dedi. Arkadaşımızın verdiği ifade diyor. Şu kendi dilekçesi. Ben hizmet sözleşmesi yapmadan bu mükelleme baktım. O yüzden bu sözleşmeyi de var olmayan bir sözleşme iptal ediyorum. Kendi kendini yakalanmış. Kendince hiç sözleşme yapmadığı için mükellefin sorumluluğu üstüne almadığını söylemeye çalışıyor ama bu ifade kendi kendini maalesef zora sokuyor. Ve bunu da giyip vergi dairesine veriyor. Kayıtlar geçip size sunuyor. Arkadaşlar lütfen şunu artık atlamayın. Artık hizmet sözleşmesi yaparken çok dikkatli olmanız gerekiyor. Yapmak zorundasınız. Kendiniz açısından. Yarın nelerle karşılaştığınızı şunu bilin. Bir, hizmet sözleşmesi yapmadığınız sürece mükellefle aranızda hukuki bir sebep yok. Tahsilat olayının dışında mükellef size her türlü yaptırımda bulunabilir. Ben de sözleşme yapmadan hizmet verdi dese bu bile suç. Onu bağlayan bir şey yok. Bunu yapan mükellef sayısı var mı? Var. Var arkadaşlar. İstemeyerek de arkadaşımıza kınama cezası veriyoruz. İşte Hayrettin arkadaşımız disiplin kuruluna gönderiyoruz ve oradan bu cezayı alıyor. Mükellef kızdı mı?
veya aranızdaki problem yaşadığınız zaman bu cezayı alıyorsunuz. Onun için hizmet sözleşmesi olmak zorunda. Meslektaşın hakkını korumak adına. Biraz sonra size canlı bir örnek yapacağız burada. Bir mükellefin üzerinden, bir meslektaşımızın üzerinden o mükellefe canlı burada nasıl sözleşme yapacağınızı göstereceğiz. Evet, onun üzerinde birçok kafanızda takılan tüm sorunları orada çözeceğiz. Ben sadece ön bilgileri vereyim, ondan sonra canlı örneğe geçip sizin sorularınızı alayım. İkincisi ise eksik ücret. Bakın arkadaşlar, bu eksik ücret kelimesi neyi kastediyor biliyor musunuz? Artık sizin geriye dönüp şu borçlarınızı bir artık kapatın. Sonra size çizgi çekin. Bari yıl içinde almak için bir uğraş verin. Eğer veremiyorsanız o müşteriyle gerçekten aranızdaki bağı kopar. O mükellef sizi sömürüyor. Sömürüyor. Bugün dünya ülkelerinde denetim tekniği, bizimki mesleğimiz bir denetimdir artık. Defter yazma değildir. Bu anlamda baktığınız takdirde şunu göreceksiniz. Dünyada böyle bir şey yok. Dünyada alacağım var mı dediğiniz zaman hiçbir şekilde tahsilat sorunları yok. Hep dünyadan örnekler veriyorum. O dünya dediğimiz Bulgaristan dahil olmak üzere tüm Avrupa ülkeleri. Bulgaristan ki ekonomisi bizden çok kötü. Tahsilat sorunu yok. Maliye Bakanlıklarının bakışları şu. Eğer sen ondan diyor aidatını zamanında alamıyorsan sen ona diyor her dediğini yapmakla yükümlüsün diyor. Bakış açısı bu. Ki denetim teknik kitaplarında da bu vardır. Çünkü para girdiği zaman ilişkide otomatikman bu doğuyor. O yüzden alacağınızı mutlaka almakla yükümlüsünüz ve verilmeli diyor. Ha şunu söyleyeyim. Bankadan olayı gecikmeli ki resmi gazetede 3'ünde yayınlandı biliyorsunuz. Resmi tarife. Yarınlarda bu banka olayı çıkacak. Maliye Bakanlığı'nın bakışı bir şekil ve şekil şart altında bir sektörü komple kayıt altına almak. Sözleşmeler şu anda bizde duruyor ama Maliye Bakanlığı'na açık. Tüm noktalar istediği zaman olabilir. Bunu engelleyemezsiniz. Çünkü biz sonuç itibariyle vasiyeti altındayız Maliye Bakanlığı. Yasamı söylüyorum. Hiçbir şekil ve şart altında da bunu vermiyorum deme hakkımız yok. Zaten yarı resmi kurumuz. Vereceğiz. Zaten burada gerek de kalmayacak. Maliye Bakanlığı yakında bunu sizi resmi olarak isteyecek. Ki zaten bunun bir çalışmasını da yapıyor şu anda. Her an bize sürebilir. Yeminli Mali Müşavirlik meslektaşlarımız bizim TÜRMOK'un biz bir tarafındayız, o bir tarafında. Mesleği icra ediyorlar farklı yönüyle. Onlar yıllardır Şubat sonuna kadar veriyor. O yüzden sözleşmeyi onlar verirken bizden almayacağını hiç kimse garanti edebilir mi? Böyle bir şey olmaz. Böyle bir dengesizlik olmaz. İki taraftan biri alacak, birini almayacak. Alacak arkadaşlar. Bu da bir düzendir. Bu da yapının bir parçası. Bu anlamda da bu niye yapıldı diye bir örnekleme olamaz. O yüzden hayata geçmesinin şu yönüyle derseniz kabul ederim. Geç kalınmış. Evet. Ama bu yapılmamalıydı ben kabul etmem. Turgay Kanarya başlıyor. Geç kalınmış. Evet. Ama asla zamanlama yönünden yapılmamalıydı kabul etmiyorum. Çünkü siz istemezseniz bunu birileri yapıyor. Maliye Bakanlığı yaptığı zaman ne olacak? Sorun o zaman yok. Biz yapınca mı? Hayır, biz bunu bir prototip altına almak zorundayız. Üçüncüsü ise stajyerlerden çok büyük sorunlar yaşıyor. Yani özellikle ben bir yönetici olarak oda stajyerlerinin bu kadar az yerde iş görmesini, iş bulamamasını içime sindiremiyorum. Hepsine bir yafta yapıştırılmışlar. Ya bizden ayrılırlar, defterimizi alır giderler. Hepsi sanki defter alıp gidecekmiş gibi muamele görüyor. Ama mükellefe gönderilmez. Evrak kayıt girilmez. Veya büroda mümkün olduğu kadar dışlanıyor. Dedik ki madem korkularınız bu, o bürodan ayrıldıktan sonra o müşteriye meslektaşım istemediği sürece 2 yıl süre hizmet veremez. Bundan evvel vardı ama orada hile yapılıyordu, şuydu buydu, ona engel yoktu. Ama şimdi yazılı, çünkü sözler unutuluyor arkadaşlar, yazılı bir formatta alınmadığı sürece hizmet verilecek. Şimdi bu ne demeye geliyor? Stajyerlerin artık size bir tehlike olma olayı ortadan kalkıyor. Ama gene de arkadaşınız bürolarını stajyer çalıştırmayacaksa hakikaten bir sorun var. Gene standartları ben Avrupa diyorum. Çünkü tüm kanunlarımız Avrupa'nın yansıması. Biz kabul etseniz de etmeseniz de tüm sistemlerimiz oradan geliyor.
Bizim çalışma usulü esaslarını bilen arkadaşlarım, okumuş arkadaşlarım vardı. Aslında büroda çalıştırmak zorunda olduğumuz kişiler öncelikle meslek mensuplarımız. Yani bağımlı arkadaşlarımız. Daha sonra stajyerler yoksa diyor yazımız. Elemanlar. Ama biz o yoksa elemanlardan başlayarak geri gidiyoruz. İşte hizmet kalitemiz de böylece çok kaliteli olmuyor. Hiçbir şekilde hizmet kalitesini stajyer veya meslek mensubu olmayan birine verdiğinizde çok hatalar çıkacak. Birçok arkadaşım diyor ki yanında çalışan eleman yapmış. Sorumlusunuz arkadaşlar. Yanında çalışan elemanın yaptığı her hareketten sorumlusunuz. Ben yokken beğenleme göndermiş. Yapacak bir şey yok. O arkadaşın yaptığı her türlü hatanın sorumluluğunu alıyorsunuz. Bu bir çocuğunuzun ebeveynliği gibi. Yasa bunu sizi korumakla yükümlü kılıyor. O anlamda da mesleğin geldiği noktada artık bunu yapacağız. Bir de tahsilat sorunu ile ilgili bir maddemiz var. 2015'in içinde, yani Ocak ayından sonra başladı. O da size tahsilatçılık gibi bir görevi yok. Ama şu yapıyı artık oturtmamız gerekiyor. Defter alışverişlerde. Sizden evvelki meslektaşın borcunu göreceksiniz. O borç ödenmediği sürece alan arkadaşınız hakkında o da işlem yapacak. Sizler şunu unutmayın. Bir meslektaş, öbür meslektaşın hakkını savunmakla yükümlüdür. Bizim etik yönetmenimizin en baş maddesi budur. Yani birinizin haklarını koruyacaksınız. Siz korumadıktan sonra sizin haklarınızı zorla bir elinde sopayla koruyamaz. Böyle bir şey yok. Sizden evvelkine para ödemeyen sizi öder mi? Ona saygı duymayan sizi öder mi? Mümkün değil. Artık ücret kırmak. Unutun mu? Unutun. Bu ücret kırmayı artık unutalım. Yoksa bu işle haklarımız kalkamayız. İstanbul'da 14.000 büro var. 14.000 büro birbirine girer. Serbest bırakın. Bir ay bırakın. Göreceğiniz şey ne olur? Büyük bir kaos yaşarız. Sen 50 verirsen biri 25 verir. Biri 12.5, 5, 3 diye gidermiş. Bu işin astarı kılıfı yok. İlçelere göre olamaz mı? Ya arkadaşlar ilçelere göre olmazmış. Mantıklı mı? Şimdi Şişli'de oturan meslektaşım, büroyu ifade eden arkadaşımla işte Esenyurt'taki arkadaşım bir olur mu? Olmaz. Kira yönünde farklı olacak. Ama asgari standart aynı olacak. Yani alt limit. Bu ücret tarifleri bir alt limittir. Kimse bunlara bakmasın. Zaten buna bakmayalım. Bu ücret tarifesi geçici. Maliye Bakanlığı şu anda önünde bir bizim zamana indeksli ücret tarifesi var. Eğer o çıktığında eğer bunlar fazla diyorsanız o ücret tarifesi gerçekten hepinizi zora sokar. Ama olması gereken o. Aynı mükellefken 3 klasör aldığınız mükellefle 1 klasör işlem yapılan mükellef 1 olabilir mi arkadaşlar? Ona verdiğiniz emek 1 mi? Ama bu ücret tarifesi şu anda resmi tarife bu. Bu diyor ki bilanço bu bilanço. Bitti ama değil. Ama değil. Sizin verdiğiniz emek bu kadar boşa çıkabilir mi? Çıkmamalı arkadaşlar. Kendi emeğinizi bu kadar ucuza vermeyin. Bakın Bulgaristan'da, Romanya gibi ülkeler, Almanya, İngiltere gibi ülkelerde 500 euro ile 700 euro bir işletme. İşletme anlamında söylüyorum. Yani bakkal dükkanı. Ama bizdeki 100-150 euro. Aradaki fark uçurum. Emeğimiz bu kadar ucuz kullanılıyor. Biz tabii ki bunda bir anda bu rakamlara çıksın demiyoruz. Ama şartlar bizim bu kadar iş gücümüzü, emeğimiz kömürülen bir meslek örgütü olamaz. Mecburen yukarıya çıkmak zorundayız. Sizin sosyal bir yaşantınız var. Bunu sağlamak için çıkartmak zorundayız. Yoksa eski yöntem, mükellef gelse sorun yoktu. Ama artık mükellef gelmiyor. %4 mükellefte artış var. %5. Ortalaması bu. Ama meslektaş adı artacak. Bunu da engelleyemezsiniz. O stajyerlerin imtihanları, sorular o kadar da kolay değil. O kadar zorluklardan geçiyorlar ve karşısına geliyorlar. Tabii ki burada emeğinin karşılığı olan ücreti alacaklar.